Kuyumcu kuyumcu dolaşıyor, sahte altın bozdurup vurgun üstüne vurgun yapıyor. Kadın dolandırıcı en son Maltepe'de ortaya çıktı. 43 bin liralık altınla da kayıplara karıştı. Orijinal olanı bizimkine verdi. Kesinlikle hazırlıklı gelmiş. Çantasından ilk önce altın olanı çıkarttı. Sonradan değiştirip altın olmayanı çıkarttı. El çabukluğuyla onu alıp bunu koruyor. Gerçeğini aldı, sahtesini bıraktı. El çabukluğuyla kuyumcuyu tam 43 bin lira dolandırdı. Büyük para yani. Kimse kolay kolay 43 bin lira kazanmıyor. Biz kuyumcular grubuna atıyoruz. O diyor o beni de dolandırdı, bu beni de dolandırdı. Kadın dolandırıcı kuyumcu esnafının korkulu rüyası oldu. 15 milyar lira verdik bu gerdanlığa. Ne yapacağım? Son olarak Maltepe'de bir kuyumcu da ortaya çıktı. Aynı anda iki müşteriyle ilgileniyordum. Zaten o ara kafam da doluydu. Kadın önce çantasından gerçek bir bilezik çıkardı. Kuyumcu Süleyman Sayar'a uzattı. Altını bozdurmak istediğini söyledi. Bileziğe baktım, bilezik gerçekti. Onu soru yağmuruna tuttu. Bir süre sonra da el çabukluğuyla gerçeğini aldı, yerine sahtesini bıraktı. Tedirgindi böyle. Karşında altın almak istedi. O bileziğinin ne kadar altına tekabül ettiğini biliyordu. Kadın dolandırıcı verdiği sahte bilezik karşılığında 1 ata lira, 3 tam altın, 1 yarım altın, 3 gram altın ve 1 de 620 TL aldı, çantasına koydu, dışarı çıktı. Elimi aldığım gibi zaten dedim bu sahte, yani bakınca bile anladım. Ama iş işten geçmişti, soluğu karakolda aldı, bir şok da orada yaşadı. Ama kadın 33 kişiyi dolandırmış İstanbul'da, elini kolunu sallayarak dolaşıyor yani. Şu kadın şu bileziği A kalite işçilikle nerede yapıyor? Bunu yapan bir atölyenin bulunması lazım. Orijinal olan...